Kanalıma hoş geldin. Hoş geldin. Gizemli evlere inanır mısın? Ya da daha önce böyle atıl bir evde bulundun mu? Senin de bildiğin gibi adrenalin hormonu bağımlılık yapar. Bu bina hakkında ne kadar bilgiye sahipsin? Mesela nerede? Ne olarak kullanıldı? İçinde yaşayan var mı? Bu kayalar yapay mı, doğal mı? Hiç merak etmediniz mi? Hadi başlayalım o zaman. Aksilikler bırakmadı peşimizi. Bir bedeli olmalıydı. Her şey garip sesleriyle başladı. Hani sizin de tahmin ettiğiniz gibi tabii ki videoya bu şekilde devam etmeyeceğiz. Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber çok sırlı gizemli olduğu bir evi araştırmak için Hatay İskenderun Denizciler Mahallesi'ne geldik. Burada yıllardır burada var olmasıyla beraber ve biz bu ev hakkında hiçbir bilgiye sahip olmamızla alakalı bir içerik hazırlayalım dedik. Şimdi içeriğin detaylarına girelim. Hadi evi inceleyelim. Arkadaşlar, kısa bir hatırlatma yapıp öyle geçeceğim. Lütfen sizin için çok fazla zaman harcadığımızı, çok fazla risk aldığımızı unutmayın. Lütfen düşüncelerinizi yorumlar kısmında bize belirtin ve videoyu beğenip bize destek olmayı unutmayın. Hadi o zaman hep beraber bu gizemli eve geçelim. Bu eski yapının tarihçesinden size bahsetmem gerekirse, Akdeniz'in sırtına aldığı Amanos Dağları'ndan o günün şartlarında at arabaları ile Amanos Dağları'ndaki kömürü çıkarılıp yurt dışına ihraç edildiği, ofis olarak kullanıldığı aşikardır. Yaptığım araştırmalarda sizin de bildiğiniz gibi geçmişteki imkansızlıklardan dolayı motorla çalışan tekneler, gemiler olmadığı için Amanoslardan çıkan kömürü kürekle, insan gücüyle hareket eden gemiler ile dış ticaret yapıyorlardı. Belki de yıllardır bu bölgede amatör balık avcılığı yapan hobidaşlarımız hala bu binanın ne için kullanıldığını bilmiyorlardı. Peki, şu anda bu gözüken bölgede bir liman olduğunu söylesem size mantıklı gelecek mi? O zaman sizi biraz daha zorlamaya devam edeyim. Eskiden bu bölgede gemilerin Amanoslardan çıkan kömürü alabilmesi için insan gücüyle yapılmış küçük iskeleler bulunmaktaydı. Maalesef günümüzde bunlardan eser dahi kalmadı. Sizi biraz daha bu konu üzerinde zorlamak istiyorum. Biliyor musunuz? Hala bu bölgede yaşayan biri var ve hala aramızda insanlığını kaybetmemiş birileri var. Bölgede zihinsel engelli olduğu düşünülen Hasan isminde evsiz biri var. Ve bu kişi hakkında size bilgi vermem gerekirse, geceleri bu evde kalıp gündüzleri Osmaniye Toprak Kale ve İskenderun arasında yürüyüş yapmaktadır. Dilerim bu video Hasan abimizin ailesine ya da yakınlarına ulaşır, bir hayra vesile olur. Sağlıcakla kalın gönül dostlarım. Bugünlük videomuz buraya kadar.